Murat Aral Cumhuriyet Gazetesi Belediyelere para yetişmiyor. Sayıştay'ın yayınladığı damıtılmış raporların içinde yer alan bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Damıtılmış diyorum çünkü eskisinin aksine raporları okuduğunuzda aslında artık olumsuz pek bir şey yazılmıyor. Başlayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı başlangıç bütçesi 6.5 milyar Türk lirası. Bu para yetmemiş. 5.2 milyar Türk lirası daha ek bütçe verilmiş. Ödenek toplamı 11.7 milyar Türk Lirasına ulaşmış. Peki gider ne kadar olmuş? 2022 yılı içinde 10.6 milyar TL bütçe gideri yapılmış. Belediyenin bütçe gideri toplam 2022 yılında 2021 yılına göre %160.99 oranında artmış. Yapılan giderin içinde ne var mesela? 874 milyon Türk Lirası faiz gideri olmuş. Sermaye transferleri %328.25 oranında Sermaye giderleri %174.71 oranında, mal ve hizmet alım giderlerinin %123.73 oranında ve ticari transferlerin de %115.94 oranında artmış. Klasik AKP belediyelerinde olan ve sadece raporlarda uyarı olarak yer alan bir durum daha var. Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan bazı taşınmazlar kanun hükümleriyle aykırı olarak çeşitli dernek, vakıf ve spor kulüplerine tahsis edildiği anlaşılmış. Her ne kadar kamu idaresi cevabında dernek ve vakıflara direkt taşınmaz tahsisi yapılmadığını söylese de, tahsislerin ilgili daire başkanlıkları tarafından belediye meclis kararına istinaden işbirliği protokolleri kapsamında yapıldığı anlatılmış. Halbuki hiçbir şart altında dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılması mümkün görünmemektedir demiş. Sayıştay raportörü. Bir diğer belediyeye geçelim. Kırıkkale Belediyesi'nin 2022 yılı sonu itibariyle borç stokuna ilişkin yapılan hesaplamaya göre 2021 yılı sonu itibariyle kesinleşen bütçe geliri 330 milyon Türk lirasıdır. Bu tutara %36.20'lik yeniden değerleme oranı uygulandığında 2022 yılının borçlanma sınırı 449 milyon Türk lirası oluyor. Belediyenin 2022 yılı sonu itibarıyla borç stoku 851 milyon Türk lirası olarak açıklanmış. Borç sınırı 401 milyon TL aşılmış. Bakın daha beteri var mı diye her sorduğumda karşıma hep daha beteri çıkabiliyor. Beyoğlu Belediyesi'ni anlatayım bir Türk vatandaşına karşı dört sığınmacının görüldüğü, turistlerin İstanbul dendiğinde ilk aklına gelen ve ziyaret ettikleri İstanbul'un kalbi Taksim'in de sınırlarında yer aldığı yerden bahsediyorum. Beyoğlu Vergi Dairesi kayıtlarına göre belediye sınırları içerisindeki ruhsata tabi aktif iş yeri sayısı 13.866, bu iş yerlerinden 4937 adedi ruhsatsız şekilde faaliyetlerine devam ediyormuş. Beyoğlu'nda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu bulunmayan 5177 adet yer olduğu ve bu iş yerlerinden 4282 adedinin çevre ve temizlik vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmediği de Sayıştay tarafından belirlenmiş. Diğer taraftan belediye ilan reklam vergisi beyannamesi veren toplam kişi sayısı 1084 adet olduğu tespit edilmiş. Yine Beyoğlu Vergi Dairesi kayıtlarına göre Belediye sınırlarında ruhsata tabi aktif otopark işletme sayısı 107 adet. Bu iş yerlerinin 67'si ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürdükleri ve belediye tarafından işletilen bir otoparkında yine ruhsatsız faaliyette bulunduğu belirlenmiş. Bu rakamları neden veriyorum biliyor musunuz? Dünyanın suç örgütlerinin cirit attığı, milyonlarca kaçak ve sığınmacının mesken tuttuğu Beyoğlu'nun halini görmenizi istiyorum. Mesela şehir içi güvenlik için çok büyük öneme sahip olan günübirlik kiralanan evler var. Turistlerin kalması için ve kayıt altında olanlardan bahsetmiyorum. Ancak her türlü suça bulaşmış kişilerin rahatlıkla barınmasını sağlayacak çok yer var Bereoğlu'nda. Günübirlik kiralanan evler de iş yeri açma ve çalışma ruhsatına tabi. Bu yerlerin her an ulaşılabilecek bir sorumlu işleticisinin bulunması gerekiyor sorumlu işleticilerin bu yerleri kullananlara ilişkin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmesi gerekiyor. Gerekli bildirimlerin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanacağı ve ruhsat alınmadan çalıştırılan bu yerlerin tespiti halinde kapatılması gerekiyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan kayıtlara göre idare sınırları içinde 1288 adet günübirlik kiralanan evin ruhsatsız şekilde faaliyette bulunduğu tespit edilmiş. Bakın bu rakam sadece ruhsatsız olanların sayısı. Anlatmak istediğim açık. Türkiye'de elinizi nereye atarsanız atın, hangi belediyeyi araştırırsanız araştırın tek bir kanun var. O da kanunsuzluk. Herkes işin kendilerine göre olan tarafını okuyor. İşine geleni yapıyor. Böyle yaparak da gideceğimiz yer ancak Afganistan olur, Pakistan olur.''